24 Ocak depreminde eşim, çocuklarım, kayınvalidem ve kayınpederimi kaybettim. O gece gerçekten çok kötü bir geceydi. Yani Allah bir daha yaşatmasın öyle şeyleri. Hiç kimsenin başına da vermesin. O süreçten bu zamana kadar 2 yıl geçti depremin üstünden. İşte yani hayata bir şekilde tutunmaya çalıştık, tutunduk. Yani şu an anne ve babamla birlikte yaşıyoruz. Yani Allah onların da canına sağlık versin. O gece gerçekten yani cehennem gibi bir geceydi. Depremin hemen sakinlemesinden sonra oraya gidince her şey yani yerle bir olmuştu. Ertesi gün zaten, ertesi gün akşama doğru enkazdan çıkardılar. Yani tarif edilmeyecek bir acı. Tarif edilemezdi. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Rabbim kimseye de yaşatmasın inşallah. Biz de bir şekilde hayatta tutunduk, tutunmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor sonuçta. Yani onların acıları hiçbir zaman geçmez, hiçbir zaman unutulmaz. Biz de hiçbir zaman unutmayacağız. İçimizde yani kara gün diye geçecek yani 24 Ocak. Ocak'tan önce güzel bir hayatımız vardı. İşte zaten kızımız 2 ay önce doğmuştu, Kasım ayında. Ya hayatımız güzeldi, çok şükür. İyi bir ailemiz vardı. Mutluyduk yani en azından ama 24 Ocak'tan sonra, depremden sonra içimizde bazı şeyler ukde kaldı yani, kalmadı değil. Her şey kaldı diyebilirim ama yapacak bir şey de yok yani. Elden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü Allah'tan geldi. İman etmiş. Sonuçta katlanmak zorundayız yani. Sabretmek zorundayız. Depremden sonra da işte hala da işime devam ediyorum. Çalışıyoruz. Anne ve babamla birlikte zaten kalıyoruz. Yani stresli bir dönem. Hiç geçmedi o stres. Yani unutmaya, hafifletmeye çalışsak da hiçbir şekilde ne hafifledi ne de unutuldu. Tabii ki bu süreçte devletimiz de bize anne babalık yaptı gerçekten. Allah bin kere razı olsun. Yani bu süreçte devletin eli hep üstümüzdeydi. Şefkatini ve sıcaklığını her zaman da hissettik. Allah devletimize zeval vermesin. Depremin 2. yıl dönümü hayatımızda yani bazı şeyler değişti ama o 2 yıl geçmesine rağmen o acı ve elem keder geçmedi. Hala da yani içimizde, yüreğimizde bir yerde onların acısını hissedebiliyoruz yani. Onların yokluğuyla yaşamaya alışmadık ama alışmaya çalışıyoruz. Her zaman da içimizde olacaklar, yüreğimizde olacaklar. Yani canımızdan can gitti sonuçta. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Oğlumla beraber yaşadık depremden sonra. Oğluma kol kanat germeye çalıştık. Eşimle beraber. Başka
Allah devletimizden de razı olsun. Devletimize Cenab-ı Allah sana zaman vermiyor. Devlet yanımızda. Bu acı iki senedir ben yatamayayım. Büyük bir acı. Ben içerim parçalamayayım. Ne anladım ben? Allah böyle bir acıyı düşmanın başına vermiyor Cenab-ı Allah. Oğlumla elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacak. Güç vermeye çalışacak. Oğlumla beraber yaşamaya devam edip bu acıya katlanacak.